Poppy Playtime Chapter 2 ilk çıktığında oynarken oyun heyecanı ile bazı kaçırdığımız detaylar olabiliyor. Fakat oyunu sakin sakin oynadığımızda, her yeri inceleyerek gittiğimizde her seferinde yeni bir detayla karşılaşıyoruz. İşte tam bu konuyla alakalı size oyundan bir sahne izleteceğim ve buradaki detayı bulmanızı isteyeceğim. Bu detay gerçekten çok ilginç bir detay ve bakalım kaç kişi bu detayı yakalayabilecek. Aynı zamanda oyunumuza yeni bir güncelleme geldi ve yeni güncelleme ile değişen bazı şeyler oldu. Bu değişen şeylere birlikte bakacağız. Kaydırak sahnemizde bazı kaydıraklar vardı ve en sonunda bazı harflerin yere düştüğünü görmüştük. Bu kaydırak kimin diye düşünürken sanki kim olduğu biraz belli oldu gibi. Müzikal memory sahnesinde yine heyecanla oynarken daha sonra incelediğimizde ekranda bazı kelimelerin farklı anlamlarının olduğunu öğrendik. Şaşıracağımız bir ipucu alacağız gibi buradan. Bu ve bunun gibi birçok şaşıracağımız detayları hadi gelin sizlerle inceleyelim. Videomuza geçerken siz değerli arkadaşlarıma çok büyük bir teşekkür borçluyum. Her geçen gün kanalımıza gösterdiğiniz ilgi yeni videolar konusunda beni inanılmaz motive ediyor. Hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa bu tür içeriklerin daha hızlı ve daha kaliteli olması açısından abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Videoyu izleyen tüm arkadaşlarımdan ise bu videoya çok güçlü bir like bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Detay 1. Şimdi sizlere oyundan sahne göstereceğim. Bu sahnede bir detay olduğu konusunda arkadaşlarımızdan çokça yorum aldım. Bu sahneyi izlerken sizlerin görüntüye değil de Mommy Longlegs'in sesine odaklanmanızı istiyorum. Bakalım kaç arkadaşımız bu detayı yakalayabilecek? Detayı yakalayan arkadaşlarımız hemen videoyu durdurup bu detayı lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Evet, sahneyi izledik ve muhtemelen birçok arkadaşımız bu detayı yakaladı ve yorumlar kısmına yazdı. Detayı anlamayanlar merak etmesinler, şimdi anlatacağım. Öncelikle bu sahnedeki detay, arkadaşlarımızdan gelen yorumlara göre Mommy Longlegs saklambaç oyununda 10'dan geriye sayarken 8 ve 1'i söylemiyor şeklindeydi. Bu konudan ne gibi bir gizem araştırabiliriz, bulabiliriz diye düşünürken bazı paylaşılan durumları gördüm. Burada Mommy Longlegs 8 ve 1'i söylemeyince Elliot Ludwig'in odasındaki kasetle bir bağlantı kurulmuş. Konuşulan teoriye göre ise Elliot Ludwig'in odasında yine Elliot Ludwig'in hayatını anlatan kasette bir tarih verildi ve bir anda video gitti. Her şeyin başladığı tarih 1900 şeklinde kaldı. Ama devamını görmedik. Tarihi duysak zaten birçok şeyin gizemi çözülecekti. İşte Mommy Longlegs'te 8 ve 1'i söylemeyince buradaki tarih 81 olarak diye birleştirilmiş. Yani 1981. Şimdi şöyle düşünmek gerek. Doğrudur yanlıştır bilemem. Fakat bu konu hakkında birazdan yeni bir görüntü izleteceğim size. Mommy Longlegs gerçekten 8 ve 1'i söylemiş mi, söylememiş mi? Farz edelim Mommy Longlegs 8 ve 1'i söylememiş olsun ve bu durumun Ludwig'in kasetindeki tarihle bir ilişkilendirelim. Bize bir faydası olacak mı? Birlikte bir görelim. Bizler benim hatırladığım kadarıyla Ludwig'in hayatını dinlerken eşinden boşandığı 1930 yılını ve aile üyesini kaybettiği 1960 yılını biliyoruz. Bir de Poppy gibi üretilen oyuncakların tarihini. Ama Ludwig'in yaşı ile ilgili bir durum hiçbir zaman paylaşılmadı. Ya da paylaşıldı, ben gözden kaçırdım. Paylaşıldıysa lütfen yorum olarak bana bildirin. Tamamen varsayımlar üzerine kendi kafamızdan uydurduğumuz tarihlere göre bir gidelim bakalım. Elliot Ludwig'in eşi Molly'den 1930 yılında boşandığını biliyoruz. Ludwig'i 30 yaşında varsayalım. Doğal olarak Ludwig'in 1900 yılında doğduğunu düşüneceğiz. Yani Ludwig bizim düşüncelerimize göre eşinden 30 yaşında boşandıysa 50 yaşında da Poppy üretiliyor. Ve 60 yaşında ise aile üyesini kaybediyor. Mommy Longlegs'in üretilmesi 91. Yani Ludwig'in hala hayattaysa eğer diye düşünürsek Mommy Longlegs üretilirken 91 yaşında olması gerekiyor. Fakat yaşamadığı çok açık gibi görünüyor. Çünkü Ludwig'in kasetinde hayatından hep dili geçmiş zaman olarak bahsediliyor. İyi adamdı, çok çalışkandı, girdiği her işi bitirmeden bırakmazdı şeklinde. Aile üyesini kaybettiği 1960 yılında bazı deneylerin başladığını, hatta insan deneylerine geçildiğini biliyoruz ki bunda da muhtemelen başarılı olundu. Hatta bazı teorilerde Ludwig kendi aile üyesini yaşatabilmek için kendini deneyler için feda etmiş olabileceği ve bu sebeple işlerin ters gittiği 1006'nın Ludwig olabileceği konusunda birçok konu konuşuldu ki biz de konuştuk. Bu ihtimal yüksek bir ihtimal.
Doğal olarak 1960'lardan sonra yapılan deneylerin bazı sonuçları sebebiyle 1991'de hala deneylerin devam ettiği durumda Mommy Long Legs'in 8 ve 1'i söylememesi, 1981 tarihinin buradan çıkması hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü biz Huggy Wuggy ve Kissimmee'nin üretildiği tarihleri de biliyoruz. Oyuna girip saklambaç sahnesine gelip Mommy Long Legs'in ağız hareketlerine baktığımızda 8'i sanki çok kısık bir sesle söylediğini ama evet 1'i kesin olarak söylemediğini görüyoruz. Doğal olarak 1981 tarihi deneyler açısından sanki bir anlam ifade etmiyor gibi. Bu tabi benim düşüncem. Sizler de yorumlarda kendi fikirlerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Detay 2. Oyunda ilk bölümlerde Mommy Long Legs'in Poppy'yi aldığı bölümde bazı yerler görüyoruz. Burada 5 kapı var ve bir tane de çukur var. 5 kapı şu şekilde. Araştırma, üretim, oyun istasyonu, yenilik ve oyun yeri. Dünyaca ünlü teori kanalı The Game Theorist bu konuda çok güzel bir teori üretti. Buradaki kapıların fabrikadaki üst düzey yöneticileri temsil ettiğini, araştırma bölümünün Eddie'ye daha uygun olabileceğini söyledi. Çünkü fabrikanın en alt tarafında kimsenin bilmeyeceği şekilde bir laboratuvar inşa edilmesi konusunda bir not da vardı. Game Station ve Play Palace ise Stella ile daha uygun gibi görünüyor. Sonuç olarak Game Station'da Stella'nın sesini duyuyoruz ve raporların ona verildiği ve bazı araştırmalara da Playcare'da başladığını görüyoruz. Yani en azından 3. bölümde sanki göreceğiz gibi. Bu şekilde anlatılırken bizim de oyun çıktığı gibi incelediğimiz harflerin olmadığı kaydırağı görüyor. Ve bu harflerin olmadığı kaydırağın da bize ait olduğunu söylüyor. Yani biz önceden fabrikada üretim sorumlusuyduk. Mommy Long Legs bize burada çalışandın, ölmeyi sen hak ediyorsun dediğinde bizi önceden tanıdığı da zaten bunun en büyük göstergesiydi. Evet, buradaki kaydırak eski bir çalışan olarak bize aitse eğer bizim adımız ne? Buradaki isimlerin asıl olduğu vidalara baktığımız zaman ismimiz 5 harfli, soyadımızsa 6 harfli. İşte asıl en büyük gizem bu. Harflerimizi tekrar hatırlayalım. J, A, H, Y, E, O, N, B, A, I ve M harfleri. İşte buradan anlamlı bir isim çıkarttığımız zaman muhtemelen bizim ismimize ulaşılacak. Açıkçası bu videoyu The Game Theorist kanalından izleyince böylesine dünyaca ünlü büyük bir kanalla aynı fikirde olduğumuzu görmek beni gururlandırdı. Çünkü biz bu konu hakkında daha oyun çıkar çıkmaz detay videosu yapmıştık. Game Theorist de bunları söyleyince gururlanmamak elde değil. Açıklamalar kısmında Game Theorist kanalının da linkini bulabilirsiniz. Detay 3. Oyunda müzikal memory bölümünde oyun heyecanıyla göremediğimiz bazı şeyler görüyoruz. Fransızca bir kelime. Kukuliku. Yani Türkçe'de haşhaş, popi demek. Ravenous. Aç demek. Massacre. Katliam demek. Birleştirdiğimiz zaman ise popi, katliam, aç anlamına gelen bir şey çıkıyor. Bir anlam ifade eder mi bilmiyorum ama yine sizin yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca sürekli olarak da burada C harfinin gösterilmesi de oldukça ilginçti. Neden A, B, C veya diğerleri değil de J? Bu da benim aklıma kaydırakta düşen harflerden ilk sırada yer alan J harfini getirdi. Tabi bu oldukça zorlama bir teori. Detay 4. Yeni güncelleme ile değişen bazı şeyler var. Örneğin depo bölümüne gittiğimizde Bruno'yu yerinde oynatmadan bu gördüğünüz topu koyarak direkt üstüne basıp diğer bölüme geçebiliyorduk. Fakat yeni güncelleme ile birlikte bu topu alıp buradan geçtiğimiz ve ilerlediğimiz zaman kapının kapalı olduğunu görüyoruz. Yani her türlü artık Bruno'yu yerinden oynatmamız gerekecek gibi görünüyor. Yani speedrun yapanlar için oldukça üzücü bir haber olsa gerek. Detay 5. Yine yeni güncelleme ile değişen diğer bir durum da en sonda Mommy Long Legs'ten kaçtığımız sahne. En sona gelip yukarı tırmandığımızda direkt karşıya atlıyorduk. Çünkü o heyecanla ne yapacağımızı bilmiyorduk ve bu da oldukça sinir bozucu bir durumdu. Doğal olarak tekrar tekrar başa gelmemiz gerekiyordu. Ama orası artık kapanmış. Aynı zamanda tam tırmanma bölümünde çok zaman kaybediyorduk ama geliştiriciler yukarı ok işareti çizip bunları güncellemişler. Bunlar tabii yeni oynayanlar için geçerli. Küçük ama önemli detaylar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tür içeriklerin devamı konusunda kanala abone olup bildirimleri açmanız oldukça önemli. Aynı zamanda videoya bir like ve bir yorum atarsanız bizi daha yukarıya taşıyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.